Hocam o görüntü var mı? Şu yerin altında, doğalgazın yerin altında 2600 metrede yaptığınız çalışmanın bir görüntüsü var mı burada? Çok var yoktur ellerinde. Var var diyebiliyoruz. Yani tabii filos'taki tesis. Yok, yok o şey değil. Hani yerin altı ilk sondaj yaparken deniz denizin, denizin, denizin altındaki deniz altındaki, altındaki metreden, tabii, değil. Ee, mi? Var mıydı? Arkadaşlara teslim ettiler ama bilmiyorum mümkün müdür reji Daha önce onu şey aslında kullanmıştık biz bir animasyon. Ya inan, bak bir konuşmuşuz. Bir, evet. bir inanılmaz bir e, zorlukta 2600 metre Tabii canım o hani evet. denizin altı zaten Genel Müdür de söylüyor onu yani. Başka bir şey daha var. Çalıştıkları dönem, doğal gaz çalışması yaptıkları dönem, Ukrayna Rusya savaşının olduğu bir dönem. Bölgede mayınların evet, gezdiği değil. bir dönemde başardılar bunu bir de. Hatta i̇şte bu Hatta toplanmış da bir iki. Bu, bu görüntü bu, mü? Evet bu. Yok bu, bu, bu şeyi onun bu, simülasyonu. Evet Zeki yazılım sistemini yani şeyi yöneten sistemi anlatıyor aşağıdaki tesisi. Tesisin aslında topografyası bu haritalandırması şu ve şematik olarak gösteriyor. Bu ama burası şu anda burası şeye çıktınız, yüzeye çıktınız. Şu anda kara tesisine bakıyorsun. Kara tesisine bakıyorsunuz. Ee, bu tesisi kontrol eden akıllı bir yazılım var. Bizim kendi ekibimiz tarafından geliştirildi. Yapay zeka ile. Bak şu üstad çok entegre. önemli. bak. Bak şimdi hani siz sondaj yapılan şeyi görüyorsunuz şu anda. Denizin altı. Mesela şu bildiğim kadarıyla Türk bizim şeyin yaptığı e, keşif aracı değil mi? Denizaltı aracı. Tabii. Asma asa şeyim kötü. yapmıştı? E, petrol aramada kullanılan araçlar da milli midir yoksa e, dışarıdan mı temin edilmektedir? Deratı Ve ya, o araçlar dön, 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 ben. önemli <laughs> <midir> yani? Şimdi Kadar herkes buyurun. yerine. <Ziyerine. gülüyor> bütün bu çabaların içerisinde aslında bizimle beraber hareket eden bir ekosistem geliştirmek için de yoğun olarak gayret gösteriyoruz. 2017 yılında aslında sektörde 254 tane tedarikçimiz varken bugün 3600 küsür tedarikçimiz var. Yerli tedarikçimiz var. Dolayısıyla aslında daha çok milli firmamızla, daha çok Türk mühendisiyle, Türk teknisyeniyle, Türk sanayisinin ürünleriyle beraber çalışıyoruz. mesela bu kulelerin muadili bir Türk kulesi yapıldı. Konya'da bir firmamız tarafından yapıldı. Ve adı da Koca Yusuf konuldu. Artık bu bahsettiğimiz sahada Koca Yusuflar kazacak. E, Şehit Aybüke onu, onu da millileştiriyorsunuz. Tabii ki. Onların da adı Koca Yusuf. Yani Şehit Aybüke Yalçın sahasında hı hı. Petrol. Bu arada bir şey sormak Buyurun. isterim Melhem Bey. Buyurun. Bu Karadeniz'de gaz keşfinin ardından özellikle Doğu Karadeniz'de bir petrol haberi gelebilir. Açıklaması gelmişti zannediyorum ya sizden ya da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den. Var mı öyle bir şey Doğu Karadeniz Şimdi için? Şimdi bizim Karadeniz'deki çalışmalarımız iki ana kategorisi var. Birisi saha geliştirme. Yani mevcut tespit edilmiş sahaları geliştirip ekonomiye hızlı kazandırabilmek için bir de yeni geliştirilecek sahalar bulabilmek için yapacağımız keşif kuyuları. Bu ikisi birbirinden aslında bağımsız fa faaliyetler, çabalar. Biz bir taraftan sondaj gemilerimizle ve işte Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerimizle e, hem kuyu kazıyor Fatih, arkasından diğer iki gemi onunla ilişkili saha geliştirme faaliyetlerini yürütüyorlar. Bir şey var. Doğu Karadeniz'le ilişkili petrol beklentimizin olduğu yerler var. Bir, ee, hani bu konularda yüzde mi verilir, ne yapılır? Yani e, yani işte burada yüzde otuz ihtimalle var şimdi mı denir? Sayın Hakan, böyle sözler doğru mudur? Doğrudur tabii. Yüzde otuz çok çok yüksek bir ihtimaldir. Yani Öyle petrol, midir? Petrol aramacılığında aslında. Hı. Yüzde sekizler, yüzde onlar, yani aradığınız kuyularda petrolle ya da hidrokarbonla buluşma ihtimaliniz yüzde sekiz Peki, yani yüzde sekiz değer diyorsunuz oraya bakmaya? Tabii ki, kesinlikle. Yani bu iş keşif yaptığınız zaman aslında ekonomisi bambaşka bir boyuta taşınır. Keşif yapmazsanız aslında arama maliyetleriniz giderek e, yükselir. Peki, son sondaj yaptınız, çıkmadı hiçbir şey. Çok büyük bir maliyet mi bu? Ee, geçmişte bunları yani çok ciddi maliyetlerle karşılaştık. Özellikle denizde yaptığımız çalışmalar açısından söyleyeyim. Bugün Çünkü biz, kendi ekipmanlarınız yoktu. Kendi ekipmanlarımız yoktu. Dışarıdan tamamen hizmet almak zorundaydık. Dolayısıyla şimdi artık kendi gemilerimiz, kendi ekipmanlarımız, kendi yerli tedarikçilerimiz, kendi servis firmalarımız bunlarla beraber yapınca maliyetlerde inanılmaz avantajlar sağladık. Ve biz aslında arkadaşlarımıza söylediğimiz bir şey vardı. Ee, bu maliyet avantajlarıyla beraber e, kuyu sayımızı artırma imkanımız oldu. Maliyette avantaj sağlayınca zaten Aynı diyorsunuz. Tabii. Peki mesela şunu çok merak ediyorum. Buyur. Lütfen cehaletime verin. Bir konuyu bilmediğim için. Yani Gabar'a bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada petrol vardır. Bu süreç nasıl işliyor? Yani buna nasıl karar veriyorsunuz? Bakarak <laughs> iyi tabii. Önce yüzeyde arkadaşlarımızın gördüğü çalışmalar, yüzeydeki jeokimya o kayaçların içerisindeki numuneler... O yüze, hangi yöntemle yapılan bir çalışma? Jeokimyasal prospeksiyon yöntemiyle beraber aslında... Bir tür laboratuvar çalışması mı? Elbette ki laboratuvar çalışmaları sahada, saha jeolojisi ekipleri... Peki bir dakika, Buyurun. bu saha, bu laboratuvar çalışmasına layıktır noktasına nasıl geliyorsunuz? O da yine aslında e, jeolojik modelinizle ilişkili ve uzaktan algılamayla ilişkili petrol sızıntıları sizi yönlendirebilir. Ha bir takım modellemeler yapıyorsunuz. Bir takım modellemeler bir var. Kayaların Onlara göre... özelliği de bize bir fikir verir demişti. Tabii ki. Doğru mu? Yani o şu gördüğünüz şu kayaların, taşların Kayalar, yapısı. Kayalar tabii ki. Peki petrol aramak bir uzmanlık işi midir? Kesinlikle. Çok ciddi bir uzmanlık Bizim iş. var mı böyle uzmanlarımız, petrol arama uzmanlarımız? Çok genç, çok tecrübeli ee, tecrübeli arkadaşlarımız da var ama gençlerimiz de tabanca gibi maşallah. Tuba Hanım Mektebi var mı bunun? gibi? Tabii ki var. Yer bilimleri konusunda Türkiye çok ciddi eğitim veren okullarımız var. Ankara Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Yani petrol arama diye bam ayrı bir bölüm yok ama jeolojinin içinde petrol bir. jeolojisi var. Petrol jeolojisi petrol var. Petrol jeolojisi diye ayrı disiplinler var jeolojinin içerisinde daha spesifik. Oralarda yetişen genç mühendislerimiz var. Onları aldık. Geçmişten beri aslında kurumun bir geleneği var. Yurt dışında mastera, doktora'ya gönderdik. Yurt dışında çok sayıda yetişmiş personelimiz var. 700'e yakın kurumda yurt dışında masterlı, doktoralı arkadaşımız var. Onlar şimdi as, e, geriye e, ödüyorlar aslında yaptığı çalışmalarda. Tuğba Hanım da onlardan birisi. Öyle mi? Yurt dışına tabii. gitmiş, tabii, tabii. E, yüksek lisans yapmış, master tabii, o, yapmış. O, o şeyde dağlarda gezen arkadaşlarımız, yurt dışından gelmiş arkadaşlarımız. Onlar o zaman e, vatan borcu diyerek. Vatan borcu diye devam ediyorlar. Devam gerçekten ediyor. çok fedakar arkadaşlar. Müthiş ya. O gerçekten gerçekten çok Aynen. gurur verici bir şey yani. Sağ olun. E, e, yaptıkları yani da büyük fedakarlar. Sor, tabii tabii tabii. Şimdi Lütfen Fulya sen de sor Hakan Bayrakçı, Mete Erar lütfen yani Ben şöyle soracağım Yine e, biraz daha spesifik Gitmekten çok sahayı Konuşmak anlamında söyleyeceğim Bu sahanın Bu saha e, Abdülhamit Han döneminde de yapılan keşiflerde O dönem hiç çıkartılan haritalarda evet. Aslında petrol olduğu Düşünülen haritalarda gözüken yerlerden bir tanesiydi Doğru Türkiye'de sizin söylediğiniz jeologların birçoğu bu bölgede e, petrol olduğunu düşünüyorlardı. Yani daha önce sanırım e, Sönmez Üşümez Soy e, Hoca da bu bölgede bir petrol olduğunu yazdığını hatırlıyorum. Onun kitabını okumuştum çünkü. Sonra çok bir e, çok yerde uzaydan çekilen fotoğraflarda burada petrol olduğu ile ilgili Amerikalıların birçok raporu olduğu söylenmişti. Peki biz niye 2023 ne oldu da bu zamana kadar bekledik biz bu petrolleri 30 yıl önce kazanmış çıkartmış olsaydık, 50 yıl önce çıkartmaya başlamış olsaydık biz ne kadar para kazanmış olacaktık bir hesaplarsanız. Ne kadar biz neyi gidecek? kaybettik yani? Bu aradaki zaman fasılasının bize maliyeti ne oldu ben bunu da merak ediyorum. Biz önümüzdeki dönemi konuşuyoruz ama e, kaybettiğimizde büyük bir fırsat maliyeti var. Tabii. yani geçmiş maliyetlerimiz, fırsat maliyetlerimizle ilişkili rakam inanılmaz büyük bir rakamdır karşımıza çıkacak olan. Biraz önce bahsettiğim 100 milyar dolar enerji ithalatı var. Bu tabii ortalama geçtiğimiz yıl spesifik bir yıl oldu. Ortalamada baktığımız zaman yani 50, 50 milyar dolarla 50, 50 50 milyar, dolar, milyar dolar bandında gezen bir rakam geçtiğimiz yıl petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle daha da tırmandı. Bu 50-60 milyar doların her yıl 5 milyar doların hani %10'unu sadece karşılamış olsaydık 5 milyar dolar cebimizden çıkmak yerine cebimize giren bir para olsaydı. Yani çarpan etkisiyle düşündüğümüzde çok büyük bir fark inanılmaz inanılmaz bir fark oluştururdu. Bugünkünden daha iyi yollarımız, bugünkünden daha iyi üniversitelerimiz bugünkünden daha, daha, iyi işaretlerimiz, işaretlerimiz, yani daha, daha iyi yaşam standartımız. Daha iyi yani... yaşam standartımız. Peki sayın genel müdür evet. daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyular demiş cumhurbaşkanı. Geçmişte olmuş mu böyle hani ya işte uyduruk bir sondaj yapıp üstüne tak diye betonu döküp yok burada petrol denmiş mi olmuş mu tarihi nasıl bu işin? Şimdi bunun örnekleriyle karşılaştık biz profesyonel olarak baktığımızda bunun örnekleriyle karşılaştık. Aslında bu e, kesinlikle doğru bir söylemdir. E, şimdi biz geçmişte yapılmış olan bütün defterleri de tekrar açarak hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Bakıyorsunuz bakıyoruz. tekrar. Tekrar sağlamasını. Yok diye kapatılmış kuyuya yok da bakıyoruz. Yok diye kapatılmış olsa dahi biz bakıyoruz. Çünkü elimizde veriler var, kesintiler var, analizler var çok örneğini Peki benim bildiğim 1950'li yıllarda Batman'da bir rafineri var. Orada bir petrol bulunmuş. Onun durumu nedir? Batman'da ilk petrol Raman'da Raman Raman rezervuarında bulundu. Hala daha üretiyoruz. Bugün bizim için hala canlı bir rezervuar var. O 1950'li yıllarda kıymetli bir petrol müymüş yani 1950'de özellikle Batı Raman ve Raman'da aslında düşük efsaflı bir petrol ama Ramanda bir rafineri kurulmuş. 1950'li yıllarda Sayın Hakan, Batman bir mezra, dört hanesi olan bir mezra aslında. Petrolcülük etrafında gelişmiş bir ilimiz, şehrimiz. Türkiye'nin petrol başkenti. Buradan bütün Batmanlılara, TPA'ya verdikleri... Herkes emek ve odan emekli için, olmuş değil mi? Emek ve destek için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye'mizin petrol başkenti. Hala öyle mi? Hala öyle. Hala öyle. Yani bu terör merör üretimi durdurmamış mı? Asla yani TPA'nın Batman'da çok özel bir yeri vardır TPA da vatandaşımıza sahip çıkmıştır Vatandaşımız da TPA'ya sahip ya. çıkmıştır Bu yu, 1950'den çok, beri böyledir 54, 54'ten beri Batman ve TPA ilişkisi çok özel bir ilişkidir Bizim için de öyledir Dokunma Batman, o ilişkiye diyorsun Estağfurullah yani <laughs> Batman'da bizim gönlümüzde çok özel bir yeri var her zaman Peki o oradan üretilen petrolün miktarıyla bu gabarda bulduğunuz petrol kıyaslamasını yaparsanız hem miktar yönünden hem efsaf yönünden aslında şu andaki rezervarlarımız hem daha büyük hem daha kaliteli rezervarlar. Onun için rafineri yapacağız diyorsunuz. Yani hani onu bilmiyoruz yani. Ya, Batman için, e, Raman için rafineri yapıldığına göre bunun için hayda diye yapılması yani, gerekiyor. Yani bunun için konsept çalışmaları yürütüyoruz şu anda aslında ama boru hattına başladık. Çünkü boru hattı bu petrolü nakletmek zorundayız. Ne kadarlık bir boru hattı? Şu, şu anda, anda şu anda ilk etapta ana sisteme, ana şebekeye bağlanabilmek için 35 kilometre bir boru hattı yapıyoruz. Şu anda kaçını tamam, kaç ne kadarını tamamladınız? Şimdi biz önce 16 kilometreyi işte yarın devreye almak üzereyiz ama bize daha büyük çaplı boru hatları lazım. Daha gömülü şu anda yüzeyde. Yani o geçiyor. boru hattı çalışması sürecek anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Taraydı. Daha Ali. daha daha işte pompaj istasyonları olan, aradaki tank istasyonları olan vesaire bir boru hattı mühendisliğini bitirdik. Hani bu çalışmalar da geçen yıl başlamıştı yeni bittim onun da mühendislik çalışmaları. Tekrar başa dönmek gerekirse petrol keşfinin değeri 70 milyar dolar diye başlık attık. Doğru. Bunun anlamını bir daha açıklar mısınız bize? Yani, ya, yani 70 milyar dolar derken neyi kastediyoruz? Bu miktara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bugün IBK Yalçın sahası üretimi alınmıştır. 1200 varil petrol üretiyor bir kuyu. Bu sene içerisinde orada 8 kuyuyla daha aslında devam edeceğiz. Kule sayımızı artırdıkça aslında biz orada üretimi, üretimi de artıracağız. 2-3 yıl içerisinde bizim planlamamız 2-3 yıl içerisinde bunun plato seviyesini çıkartıp 100 bin varillerde 15 yıl kadar üretim yapacağımızı öngörüyoruz. Bunlar tabii değişebilir rakamlar ama şimdiki... Plato seviyesi ne demek? En optimum ve en uygun en yüksek üretim seviyesi ki bizim için o Tanımlama 100 bin varil bölü gün sadece bu sahadan yapılacak. Ha, günlük 100 bin varil'e ulaştığınız anda en iyi seviyeye ulaşmış Doğru. Yani oluyorsunuz. Ona da 2-3 yıl diyorsunuz. Doğru. Peki 70 milyar dolara nasıl ulaşıyorsunuz? Yani işte o 100 bin varil üretimle beraber 12-13 yıl içerisinde devam edecek olan bir üretim arkasından azalarak devam edecek 30 yıl süreceğini öngörüyoruz. Kuyunun basınç Zaten değerlendirmeleri. Zaten 3,5 milyar öyle. dedi ya ilk katkısı buranın yalnızca 3,5 milyar dolar katkı olacağını tabii, söylüyor. Tabii doğru. Ben şeyi soracağım Üstad evet. eğer şey olmazsa. Şimdi tabi bir keşiften bahsediyorsunuz ve keşifin evet. bölgenin de şeklini değiştireceğinden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Tabii. Yani aslında Türkiye'nin de e, cari açına büyük bir oranda kapatacağını bunun gibi keşifler. Doğru. Ama Şırnak'ta çok değişecek. Yani e, Şırnak ekosistemine binlerce çalışan olacak. Doğru. Ve yüksek maaşla çalışan insanlar olacak. Çünkü petrolcülükte benim bildiğim kadarıyla bayağı yüksek maaş. Nerede çalışacaklar Doğru. bu? Yani insanlar nerede? Rafineri kurulacak. Rafineri orada de kimya, boru işletmeleri. Tabii TPA'nın bölge müdürlüğü ki bölge müdürlüğünü fiilen kurduk. Bölge müdürlüğünde aslında bizim dördüncü bölge müdürlüğümüz oldu. Bizim yani bunun hatırına kuruluyor değil mi? Kesinlikle. Bölge müdürünü atadık yani. Ee, bakın vekaleten. Adıyaman'da Adıyaman sahasında da petrol bulunduğunda. Doğru. Orada çalışanların büyük bir kısmı güvenlik görevlileri hizmet verenler ve diğerleri. Doğru. Adıyaman. Evet. Batman'da çalışanlar Batmanlıydı. Doğru. Şimdi Şırnak'ta mesela buraya yakın bir köy var mesela. Buranın güvenliğini güvenlik görevlileri oradan gelecek. Buradaki evet. idari hizmetlere evet. çalışacaklar. Belki oradaki öğrencileri orada mesela belki okul kuracaklar. O evet, okulda doğru. çıkacaklar. O sahalarda çalışmaya başlayacaklar. Hatta belki yeni iş arkadaşları aramaya başladınız mı? Böyle bir duyuru çıktınız mı? Kesinlikle. Için? Kesinlikle. Yani. yani... Sadece Batman'da aslında kadromuzu artırmayı planlamıştık. Şimdi ona Şırnak'ı da ilave ediyoruz. Hı hı. Burada ilk planlamamızda bu yıl içerisinde 300 ilave personelle beraber çalışacağız. Dolayısıyla bunların çoğunluğu Şırnak'tan temin edeceğimiz arkadaşlarımız olacak. Uzmanlık aramıyor musunuz? Elbette ki arıyoruz. Yani Önce muhitten diyorsunuz. Önce Uzmanı muhitten, muhitten tabii. bulacağız tabii. diyorsunuz. Ya şimdi düşünün bu birbirine çarpan etkisi. Bunun nakliyesi, bunun oradaki Öyle. otelciliği, yani bir ekonomisini, orada yolları, rafinede çalışacak insanlar, e, bunun yan ürünlerin üretileceği yerler bir ekonomi çıkacak ortaya tabii. Yani şimdi hani bir ülke düşünün. Bir ülkenin kaderini düşünün. Siz bir ülke olsaydınız Türkiye Petrol Aram Ortaklığı bir ülke diyelim. Ve siz 1 milyar dolarlık bir keşif yaptınız ve bunun değeri 70 milyar dolar. Ondan önce de yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir doğalgaz keşfi yaptınız. Size başka ülkeler ne diye bakarlardı? <laughs> yani veya kredibiliteniz anlamında, borçlanmanız anlamında nasıl bir avantaj sağladı size? <laughs> Çünkü sonuçta bunlar bu keşifler aslında evet. direkt keş, keşifler değil ama evet. sizin aldığınız olduğu için de aslında neredeyse nakit sayılabilecek kadar. Evet. Hani altın bulmakla petrol bulmak arasında bir fark var mı? Asla yok. Aslında siyah altın. Sadece rengi değişik. TPAO'nun aslında hem marka değeri hem piyasa değeri çok ciddi oranda bu keşiflerle beraber büyümüştür. Türkiye'nin değeri? Türkiye Çünkü sonuçta değerini, bulduğunuz Türkiye'nin Türkiye rezervine Türkiye gidiyor. Türkiye'nin değeri de büyümüştür. Türkiye'nin önümüzdeki dönem geleceği enerji açısından aydınlıktır. Türkiye bize verilen görev Türkiye'yi Enerji bağımsızlığına taşıyacak faaliyetleri icra etmektir. Biz hem denizde yaptığımız keşifler hem karada yaptığımız keşiflerle beraber aslında adımlarımızı hızlandırdık ve daha büyük adımlar atıyoruz. Daha Efendim, kolay ulaşacağız hedefe. E, size çok teşekkür ediyorum. Rica Meliham Bilgin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü çok değerli bilgiler verdi. Yani biz böyle bayağı da sorduk, soruşturduk. Biraz yorduk sizi. Yarın da gideceksiniz bölgede evet. gazetecileri götüreceğiz diyorsunuz. Doğrudur. Oradaki gazeteci meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bu bölgede yerinde anlatılacak Doğru. kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. Ben Biz, teşekkür ediyorum. Peki yalnızca gazeteci gelmese de ben atıyorum İyi Parti'den bir siyasetçiyim. ...ve ben gelip orada görmek istiyorum. Açık mı onlara? Kapımız açık veya tabii ki. Kesinlikle. CHP'den veya HDP'den isteyen. veya başka partilerden. Tabii. Bütün vatandaşlarımıza, bilgi almak isteyen herkese... ...tabii biz e, kamuoyunun bilgilenmesi konusunda medyanın e, özel sorumluluğunu <laughs> öngörerek... ...aslında ağırlıklı gazetecileri e, değerlendiriyoruz. Buralar biraz da güvenlik yönünden sıkıntılı <laughs> yerler. O yüzden Ama vatandaşlarımıza... Ama Mete Bey'in sorduğu soru da çok önemli. Yani bir siyasi partinin temsilcisi ben... Türkiye ile ilgili böyle bir bilgi verdiniz, ee, bir petrol bulduğunuzu söylüyorsunuz. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz Elbette, derse tabii. bir siyasi parti temsilcisi. Kesinlikle emsibisi. kapımız açık. Hem bilgilendiririz hem de oraya belki ulaşımını da sağlayıp. Başımız gözümüz üstüne. Bence güzel bir soruydu. Teşekkür ediyorum. Ee, ya Fulya sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Ol. Sizi uğurlayalım. Biz çünkü pazartesi akşamı bir söz verdik. Hakan Bayrakçı'nın yaptığı bir anketin sonuçlarını açıklayacağız dedik. E, o anketin sonuçlarını açıklayacağız. Hiç şey biraz edeyim. siyasete kayacak teşekkür yani. Zaman. Siz e, çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür için. ediyoruz. Tekrar. Sağ bütün ekip arkadaşlarınızı kutluyoruz. Sağ Hepsine selamlarımızı. Özellikle ediyoruz. yarın Sağ gittiğinizde olun. hanımefendiye ve bütün ekibe de e, şükranlarımızı sunuyoruz. Eyvallah. Alındı. Evet. Sayın Müdür. Tebrik teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.